Merhaba. Hepinize güzel günler diler, saygılar sunarım. Ankara'da olan biteni biraz perde arkasıyla, biraz da önümüzde neler var, bunları tahmin ederek anlatacağız. Tabii Ankara'da olup bitenler deyince önemli şeyler oluyor. Adalet Bakanı değiştirildi. Abdülhamit Gül gitti. Bekir Bozdağ geldi. Üçüncü defa geldi. Bekir Bozdağ'ın bu üçüncü Adalet Bakanlığı olacak. Daha önce iki defa da Başbakan yardımcılığı yaptı. Şimdi bunu ne anlama geldiğini sizlerle konuşacağız. Sadece o değil. Geçtiğimiz hafta bir konu vardı hatırlayacaksınız. Gazeteci Erdal Sağlam'ın bir kulis bilgisinden yola çıkmıştık. Ne diyordu? O önemli bir isim Ankara'da istifasını verdi ama Erdoğan kabul etmedi, bekletiyor diye. Biz de biraz araştırma yapıp bu ismin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer olabileceğini söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu. Şöyle bir hani hoş bir ayrıntı da var. Fox TV'de orta sayfa programı yapıyoruz biliyorsunuz. Yani böyle bir kulis almıştık. Hem Bekir Bozdağ gelebilir hem işte TÜİK başkanı değişebilir diye. Resmi gazeteyi bekliyorduk. Saat genellikle 1'de filan yayınlanıyor. Hatta gecikince espri yaptık ya, herhalde bizim programı bitirmemizi bekliyorlar. Bitirince yayınlayacaklar diye. Gerçekten de tesadüftür mutlaka ama programı bitirdik, birkaç dakika sonra resmi gazete yayınlandı. İkisinin de görevden alındığı açıklandı. İşte Bekir Bozdağ yerine geldi Abdülhamit Gül'ün, Sait Erdal Dinçer'in yerine de Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Kaya, Erhan Çetin Kaya getirildi. Böyle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri az önce Medyascope'da Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlarken dedi ki daha önce keşke istifa etseydi Abdülhamit Gül, işler bu noktaya gelmeden önce. Şimdi bu istifalar da biliyorsunuz istifa denmiyor artık. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bütün yetki Cumhurbaşkanı'na, Tayyip Erdoğan'a ait ve istifa olmuyor da işte görevden affını kabul etti filan gibi, böyle sanki böyle çok üst düzey ifadeler kullanılıyor. Karmaşık ifadeler. Ya istifa istifadır. O yüzden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın damadı, bıraktı gitti. Instagram mesajıyla görevi bıraktı gitti. İşte görevden affının kabulü falan gibi şeyler yayınlanıyor. Neyse, ötekinin de istifa edeceği, yani TÜİK Başkanı'nın da istifa edeceği konuşuluyordu zaten. Onunki de görevden affı kabul edilmiş falan türü şeyler. Şimdi bunların neden olduğuna bakacağız. Yani Erdoğan kimse beni bırakıp gidemez havasında. O yüzden bu ifadeler kullanılıyor. Hepimiz bunun farkındayız. Ama gidenler pek mutlu görünüyor. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf aslında Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabında da yayınlandı. Kendi internet sitelerinde de bir benzeri var. Bu fotoğrafa baktığınızda, yani kimin kim olduğunu tanımasanız, mutlu görünen kim? Yani mutlu görünen bir görevi devralıyor. Böyle bir devir teslim fotoğrafı. Mutlu görünen görevi devralıyor. Mutsuz görünen de işte ne yapsın, bu görev elinden gitti görünüyor diye düşünebilirsiniz. Hayır, tam tersi. Görevi devreden Abdülhamit Gül, önceki Adalet Bakanı, gayet memnun halinden. Yani şeyse Bekir Bozdağ ise bu kadar, yani iki kere Başbakan Yardımcılığı, iki kere Adalet Bakanlığı yapmış daha önce. Endişeli. Yani nereden geldi bu iş tekrar bana havalarında? Fotoğraftan bunu okuyoruz. Yani ben seviyorum biliyorsunuz bu güncel siyaseti, zaman zaman fotoğraflardan, video kayıtlarından okumayı. Böylelikle hani beyanların, rakamların filan ötesinde daha nesnel bir bakış kazanmaya çalışıyorum. Bilmiyorum kazanabiliyor muyum ama yani bu şeyi güçlendiriyor Ankara'da bu fotoğrafta. Yani Erdoğan yönetiminde kaçan kurtuluyor artık. Kaçan hani daha fazlasından kurtuluyor diyelim. Tamam, ikbali görmüş, bakanlığını yapmış, işte başkanlığını yapmış, defteri kapatıp gidiyor bir an önce. Yani bunu örneklerde gördük mü yakın zamanda? Evet, gördük. Yani Milli Eğitim Bakanı örneğin Ziya Selçuk aylarca istifa etmeye çalıştı. Aylarca bunu belli etti. Tarikatlar bana iş yaptırmıyor Milli Eğitim Bakanlığında filan dedi dedi dedi. Sonunda efendim görevden affı onun da kabul edildi. Efendime söyleyeyim, Mahmut Özer getirildi. Bakalım o ne kadar sürecek. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan aylarca istifa etmek istediği konuşuldu Ankara'da. Sonunda onun da görevden affı kabul edildi. O da gitti. Gitti de ne oldu?
Şimdi kaçan kurtuluyor algısı dedik ya. Bakın bu algı denilen şey illa algı gerçektir demek değil. Ama siyaset yaşanan gerçeklikler kadar algılanan gerçekler üzerine de kurulur. Algı bu. Kaçan kurtuluyor algısı. Ve kaçıp da hani ne oluyor? Görevi bırakıyorlar da devlet görevinden ayrılıyor. Hayır, hepsi tekrar kamu görevine devam ediyor. Ya bir kurula yerleştiriliyorlar, ne ya bir komiteye yerleştiriyorlar, ya bir yönetim kurulunda görev veriliyor, bir şeyler yapılıyor. Böylelikle hem el altında bulunduruluyorlar, hem konuşmaları engelleniyor, hem de daha vahimi muhalefet safına geçmeleri de engelleniyor. Yani böyle bir tuhaf bir denge var. Nasıl olsa bol maaşlar var, bol imkanlar var. Nereden geliyor? Sizin benim kesemizden geliyor. Sizin benim ödediğimiz elektrik faturalarından, doğalgaz faturalarından, ulaşım masraflarından, gıda fiyatlarının artışından filan buralardan hep ödeniyor. Bu dengenin korunmasının maliyeti. Yani bunu da bir görmek lazım. Şimdi gelelim, neden gitti Abdülhamit Gül? Tek cümlede özetlemek mümkün. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çelişkileri artık taşınamaz duruma geldi. Nedir onlar? Efendim bir güvenlik özgürlük dengesinden bahsediliyor işte. Oysa şey, hani Süleyman Soylu'nun anlayışı mahkeme kararı arkadan gelir anlayışı. Kaldı ki iki bakan bu konuda münakaşa etmişlerdi geçmişte, biliyoruz. Yani çünkü şey diyor ki Abdülhamit Gül, ben özgürlük güvenlik dengesinin korunmasından yanayım. İçişleri Bakanı diyor ki hayır, önce güvenlik. Halbuki özgürlük güvenlik dengesi de nedir ya? Demokrasilerde asıl olan özgürlüktür. Güvenlik de bu özgürlükleri, kişi hak ve özgürlüklerini, yaşama özgürlüğü dahil tabii buna, terörle mücadele vesaire, yaşama özgürlüğü içine girer. Değil mi? Bunlar dahil esas amacın, güvenliğin amacının özgürlükleri korumak olduğundan hareket edilir. Ama neyse, bizde bu iş böyle. Bu iş nerede taştı? Bardağı taşıran son damla neydi? Zannediyoruz değil, bütün kulislerde konuşulan bu en son Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işte o kar yağış günü İstanbul'da hani eleştirilen yemek randevusu var ya, İngiltere Büyükelçisi'yle görüşmeye gitti. Oradan sızan görüntüler. MOBESE'den, yani güvenlik kameralarından mı sızdı, başka türlü bir orada mesela bir sivil polis mi ya da bir görevli mi vardı, neyse bunlar ortaya çıkacaktır. En geç ortaya çıkıyor böyle şeyler, biliyorsunuz. Fakat bunu ertesi gün bir veri koruma günü vardı, orada bir konuşması vardı 28 Ocak'ta Adalet Bakanı önceki Abdülhamit Gül'ün ve orada bunu FETÖ yöntemlerine, kendi deyişle yani FETÖ'nün veri madenciliği yöntemlerine, işte bilgilerin toplanıp amacı dışında kullanılması filan yöntemlerine benzetti. İşte Ankara'da konuşulan, kulislerde konuşulan, perde arkasında bunun bardağı taşıran damla olduğu, artık iki bakanın bir arada aynı kabinede yürümesinin mümkün olmadığını Erdoğan tarafından da görülmüş olması. Zaten Abdülhamit Gül'ün bir süredir hani bu konuda artık daha fazla çalışmak istemediği bu koşullar altında söyleniyordu. Çünkü hem yargı içindeki bir takım düzenlemeler, hem Erdoğan'ın seçimlere doğru atmak istediği bazı adımları Abdülhamit Gül'ün kendisi artık taşıyamayacağı, taşıyamadığı filan, bunu yakın dostlarına söylediği kulislere de yansımıştı. Hatta tek tük yazarların, gazete yazarlarının satır aralarında da çıkmaya başladığı görülüyordu. Şimdi 3. Bekir Bozdağ dönemine gidelim. Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu açıklanır. Açıklanmaz hemen eski defterler karıştırılmaya başlandı. İşte cinsel saldırılara, tecavüzlere, küçük yaşta evliliğe zorlanmasında filan bu düzenlemeler konuşurken geçmişte kendi Adalet Bakanlığı düzeyinde küçüğün rızası diye bir cümle kullanmıştı. Bu o zaman da çok eleştirilmişti. Ne demek efendim küçüğün rızası? Büyük baskı yapınca küçük de ne yapacak? Kabul ediyor zorla ya da işte zorlanarak, hatta şiddet kullanılarak filan diye. O zaman çok eleştirilmişti. Şimdi bunlar tekrar tabii gündeme geliyor. Aynı şekilde hani Cumhuriyet Halk Partisi, Fethullah Gülen örgütlenmesinin devlet yapısı içindeki yükselişini eleştirdiği zaman meclis kürsüsünden yaptığı Fethullah Gülen övgüleri, onun bantları tekrar gündeme getirilmeye başlandı. Bu tabii bu en acı hatırlatmalardan biri T24'te. Türkan Elçi kim? Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 28 Kasım 2015'te öldürülmüştü Diyarbakır'da, biliyorsunuz bir silahlı saldırıda. Onun üzerine yazdığı bir yazı var T24'te. Türkan Elçi'nin
vaktiniz varsa okuyun derim. Çok duyarlı bir yazı. Çünkü o zaman daha dördüncü günüydü Bekir Bozdağ'ın, ikinci Adalet Bakanlığı'nın Diyarbakır'a gidip işte katiller yakalanacak, aydınlatılacak olay filan demişti. 7 yıl geçti, hiçbir şey yok biliyorsunuz. Tabii sadece Bekir Bozdağ'ın suçudur diye söylemiyorum. Devletin suçudur. Yani devlet güvenlik aygıtının, yargı aygıtının suçudur bunlar, bu eksiklikler. Şimdi ilk Adalet Bakanlığı ne zaman başladı? 25 Aralık 2013'te. Başbakan yardımcısıydı zaten. Adalet Bakanı 25 Aralık 2013 hatırlatıyor mu bir şeyler? 17-25 Aralık soruşturmaları değil mi? Hani o soruşturmalar kapatıldı sonra, arkasında Fethullah Gülen'in komplosu olduğu gerekçesiyle kapatıldı. İşte orada görevden alınan bakanlar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanı yapılmıştı. O dönemde, yani ilk Adalet Bakanlığı döneminde öne çıkan bir takım başka olaylar var. İşte MİT tırları olayı var mesela Suriye'ye. Sonra Abdullah Öcalan MİT ve HDP üzerinden PKK ile dolaylı diyalogun hem yükselişi hem sona erişi, hep o dönemde yaşanan özellikler. İkinci Adalet Bakanlığı döneminde ise Bekir Bozdağ'ın işte 15 Temmuz 2016 darbe girişimi var. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sürecine geçiş süreci var. İşte halk oylaması filan var. Sonra yine Başbakan Yardımcısı görüyoruz. Orada da 24 Aralık 2018 seçimlerine giden yolda hem yargı mekanizmaları hem de Yüksek Seçim Kurulu'ndaki düzenlemeler, hani Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar vesaireler çok tartışıldı ya, o dönem Yüksek Seçim Kurulu tarafgir olmakla suçlandı filan, işte o dönemde de şey yaptı. Özet, çok uzatmayacağım. Özet, Erdoğan ne zaman yargıyı da ilgilendiren konularda önemli bazı hamleler, riskli ve önemli bazı hamleler yapacak olsa, Bozdağ'a kritik bir görev vermiş. Bu defada durumun değişmesi için bir neden ben göremiyorum. Erdoğan yargıyı da ilgilendiren önemli hamlelere hazırlanıyor. Öyle anlaşılıyor ki bu, hani yani dedik ya, az önce söylediğim başka türlü ifade edeyim. Hani okullarda ya da devlet dairelerinde vardır yangın alarmı. Üstünde ne yazar? Hani tehlike anında camı kırınız falan diye yazılar yazar ya, orada düğmeye basmak için. Hani Bekir Bozdağ bir yerde bu. Yani zor durumların insanı. Erdoğan hukuki açıdan bir şeyler yapacak olsa, ya da Bekir Bozdağ göreve çağrılıyor. Yani riskli kararların, riskli hukuki kararların insanı. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin önünde ve Bozdağ'ın da önünde, Bozdağ'ı da zorlayacak denli, hukuku zorlayacak bir takım adımlar var. Yine bir seçime hazırlanırken, çok kritik bir seçime hazırlanırken, bunu bir kenara yazalım. Ama o kaçan kurtuluyor algısı, İşte daha önce bakanları saydık, bürokrasi için de geçerli. Bakın bu TÜİK başkanının gidişi, 20 ay içinde 4. TÜİK başkanı gitti. Daha önce 20 ay içinde 4. kere başkanı değişen ne vardı? Merkez Bankası vardı, hatırlıyorsunuz. Dayanmıyor. Hani bir anlatmıştım ya bir zamanlar, hani kuzuyu değiştiriyoruz fıkrası. Geçmiş yayınlardan bulabilirsiniz, YouTube'dan ararsanız hemen bulursunuz. Ara sıra kuzuyu değiştiriyoruz fıkrası. Onun gibi durmadan değiştiriliyor. Peki değişen, düzelen bir şey var mı? Düzelen bir şey maalesef yok. Düzelen bir şey yok. Peki TÜİK Başkanı neden gitti? Şimdi bunu ihtimal olarak konuşurken ne demiştik? TÜİK Başkanı'nın gidiş nedeni ne olabilir demiştik? 13 şeyde, %13 Aralık ayı enflasyonunu 2021'in çıkarması ve yıllık enflasyonu da %36 olarak açıklaması Erdoğan'ı çok kızdırmıştı. Evet, daha önce takdirini kazanmıştı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte TÜİK'e sokmamakla filan, ama bu Erdoğan'ı çok kızdırmıştı. Bu konuşuluyordu. Ondan sonra fakat bunun üstüne Dünya Gazetesi'ne geçenlerde, biz hayat, yani o yaşama maliyeti diyor, yaşam maliyeti diyor, hayat pahalılığını değil enflasyonu ölçüyoruz demesi adeta, hani Ankara'da şöyle yorumlandı, ya beni işten atın artık da ben de rahat edeyim, siz de rahat edin gibi yorumlandı. Hani diyoruz ya, kaçan kurtuluyor algısı. Çünkü bu ne anlama geliyordu? Bu muhalefetin enflasyon rakamları hayat pahalılığını artırmıyor söylemine haklılık kazandırıyordu. Yani biz zaten enflasyonu ölçüyoruz, yaşama maliyetini ölçmüyoruz ki. Ya vatandaşı ilgilendiren enflasyonun rakamı değil ki. Vatandaşı ilgilendiren hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, bunlar vatandaşı ilgilendiriyor. İşte bunda, bu da herhalde orada bardağı taşıran damla oldu. Tabii
AK Parti kulislerinde şöyle bir şey var. Yani Erdoğan'ın enflasyon rakamlarına kızması değil de başka nedenden. Efendim Dinçer, Sait Erdal Dinçer güya açık bulunan, YÖK'te açık bulunan bazı üniversite rektörleri için, rektörlükleri için başvuruda bulunmuş. Buna kızmış Erdoğan. Çünkü üst düzey görevliler son zamanlarda sık sık kapağı bir taşra üniversitesine rektör olarak atıp orada yerel çalışma yapıp sonra da milletvekilliği talebiyle işte ben saha çalışması da yaptım, vatandaş beni seviyor diye Erdoğan'a başvuruyorlarmış. Böyle kulis bilgileri gelmeye başladı. İnanırsınız inanmazsınız. Yani bana çok inandırıcı gelmedi, özür dilerim. Ama siz inanıp inanmamak sizde kalmış. Tabii yine aynı gün yani hem TÜİK Başkanı'nın hem Merkez Bankası demişim, Adalet Bakanı'nın değiştirildiği gün bir kararname daha yayınlandı. Bu çok vahim. Buna ileride başka daha geniş yayınlarla buna değineceğiz. Çünkü medyaya bu işte Fox TV'deki maske programının gerekçesiyle ama öyle bir kapsam çizmişler ki milli ve manevi değerlere aykırı diye birisi damgalarsa RTÜK genellikle olacak bu herhalde ya da iletişim başkanlığının rolü ne olacak bilmiyorum. Ama damgalandığı anda işte o televizyona çok ağır cezalar, bu tür programların engellenmesi. Milli ve manevi değerleri kim belirliyor? Milli ve manevi değerleri hükümet belirliyor bugünkü koşullarda. Şimdi hükümetin işine gelmeyen, hükümetin ideolojisine aykırı her şeyi, her yayını milli ve manevi değer olarak damgalamak mümkün. Bu basının üzerinde yeni bir baskı unsurudur. Yeni bir baskı unsuru olmaya adaydır ama dediğim gibi bunu ayrı bir yayında ayrıca ele alacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.